Evet, merhabalar. Umarım iyisinizdir. Umarım keyfiniz gıcırdır. Her şey yolundadır. Cities Skylines 2 serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorum birkaç bölüm böyle çok fazla bir içerik olmadan geldi. Bunun farkındayım. Bunu toparlayacağım. Merak etmeyin. Umarım kanalın ivmesini arttırabiliriz. Yeni arkadaşlar, yeni insanlar aramıza katılır. Hatırlatmamı da yapayım. Eğer izlediğiniz içeriği beğenirseniz kanala abone olup videoyu beğenerek beni destekleyebilirsiniz. Lafı da fazla uzatmadan direkt mevzuya giriş yapalım. Şöyle bir oyunu bir başlatıyorum. Yani biz bu düzeni nereye kadar sürdürebiliriz? Yani en azından ben inanın hiçbir fikrim yok. Yani nasıl yapabiliriz? Bu şekilde gitmeye devam etsek mi? Şimdilik. Yani gitmeye devam etsek fena olmaz gibi. En azından şu ihtiyaçları bir karşılayabilelim ki sıkıntı yaşamayalım. Ondan önce ben şu alanı bir belirlemek istiyorum ya. Şuradan itibaren onlara şimdi bizim bir bu arkadaşları söğüşlememiz lazım. Bir tane de şuraya koyup şöyle buraya niye içine katmadık? Şöyle büyütelim burayı. Büyüt abi, büyüt abi, büyüt, 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 büyüt. Şimdilik idare eder gibi. Tamam. Şimdi bizim ne açabiliyoruz? Ağır araçlara banla diyor. Geçemesinler, kamyondur, vırdır, zıvırdır. Şu an önemli değil. Bunu kullanabiliriz. Bunu kullanmamız lazım. Bunu kullanalım. Hatta bunun ücretini şöyle bir 20 yapalım. Bu anladığım kadarıyla yol kenarına park eden araçlardan da para ayaklıyoruz, cukkalıyoruz. Güzel, hoş, hoş. Başka ne yapabiliyoruz abi? Enerji konsüm. Geri dönüşüm. Speed bumps. This is speed vehicle driving in the district. This is some... Geç abi, şimdilik mühim değil. Şimdilik bizim daha fazla para cukkalamamız lazım. Şimdi bizim gelirimiz kaç abi? Yani 154 eksideyiz. Neyse, biz şey zımbırtısına geçmeden bunları bizim daha kolay bir şekilde, daha hızlı bir şekilde şu yol şu an bize bir herhangi bir sorun teşkil etmez diye umut ederekten. Ama bunların böyle ayrılması benim sinirimi çok bozuyor. Aralarda boşluk kalması benim sinirimi çok bozuyor. Bütün planlarımı alt üst ediyor. Şimdi şöyle yapsak. Yani. Neyse, artık yapacak bir şey yok. Ya biraz da düzensiz olsun. Çok da mühim değil en azından şu aşamada yani. Şunu da şöyle boyama seçersek. Lan ne yapıyorsun kardeşim? Şöyle boyama bunu mu yapıyorduk? Şimdi biz kaç kare yapmıştık? 2, 3, 4, 5'e 2. Hemen 2. Şunu mu seçmemiz lazım? Evet. 3, 4, 5. 5'e 2. Bu evler niye olmuyor? Niye inşa etmiyorsunuz kardeşim? Bir sıkıntımız var şu an. Ev inşa etmiyor lavuklar. Yetersiz mi alan? Yo. Buraya inşa ediliyor, buraya inşa edilmiyor. Anlamadım. Çok da anlamaya gerek yok gibi hissediyorum şu an. Çünkü bu şekilde düzen yapmaya çalışırsak, devam edersek bu bölümler sadece ev yapmakla geçer. Toparlayamayız. Şimdilik şuraları da ayar çekelim. 2, 3, 4, 5, tamam. Şurayı da yap abi. Ev ihtiyacımız zaten sürekli olmaya devam edecek gibi bir his var içimde. Dediğim gibi commercial bölümleri çok fazla yapmayı düşünmüyorum. En azından ihtiyacımız kadar olanını yaparsak, çünkü hala da şey sıkıntısı yaşıyoruz. Bak, zımbırtı sıkıntısı yaşıyoruz. Müşteri sıkıntısı, ıvır zıvır çalışan sıkıntısı falan yaşamak istemiyorum ki. Bunun sıkıntısı şu yol olabilir. Evet, ben bunları zaten şey aralarını düzeltirim. Bölüm aralarını düzeltirim. O da çok önemli değil. Bir gündüz olsa da şöyle şehir içinden birilerine bakabilsek ya. Yapacak bir şey yok abi. Ben buradan devam ediyorum ya. Ben buradan devam ediyorum. Yapacak bir şey yok. Bu kadar düzene kafa takarsak bu iş yürümez arkadaşlar. Bu iş yürümeyeceği için 1, 2, 3, 4, 5. Şimdilik yapıştırabildiğimiz her yeri en azından yan yana olacak şekilde, düzeni o şekilde ayarlayabiliriz. Burada evler yamuk olacak. Yamuk olması aslında çok da bir dert değil benim için şu an. Şimdilik en azından şu ihtiyacı karşılamak istiyorum da abi, karşılanmıyor lavuk ya. Yapamıyoruz yani. Ha, okey. Sabah oldu. Şöyle baksak bir, insanlar neler yapıyor çok merak ediyorum açıkçası ya. Bu kimmiş mesela? Leighton Torres. İzleyelim bakalım ne yapıyormuş bu. Aa, çocuk var, çocuk. Velet var. Dur, şu velede bakacağım ben. Neymiş bu? Okula gitmiyor mu? Eğitimsiz diyor. Okula gidiyor diyor. Daha da yaklaşabiliyor muyum? Yaklaşabiliyorum ha. Bak. Güzel yani bu şekilde izlenmesi, ama görünüş olarak harbiden hoş olmuş. Yalan yok. İçeriden baktığın zaman baya güzel gözüküyor bu arada. Hoş duruyor evler falan. Bu lavuk yürüyor herhalde. Toplu taşımanın zamanı geldi gibi sanki ha. Bir tık geldi gibi. Evet, ama görünüş olarak harbiden hoş. İyi ki de bu şekilde düzen yapmışız. Güzel. Gelir konusunda ne yaptık abi? İyi, en azından biraz daha düşürmüşüz. 154 bindi eksi. Ona bir ayar çekmek lazım. Ama şimdilik amacımın tamamen şu
Şu hiç hoş değil bu arada ya. Şu hiç hoş değil. Aradaki boşluklar gerçekten hiç hoş değil. Şuralara da mesela buradaki niye olmadı anladın mı? Silip tekrar yapsak burayı mesela. Şöyle yapsak. 2, 3, 4, 5 yapsak. Yok abi buraya olmuyor. Şuraya oluyor mu? 2, 3, 4, 5 buraya. Abi bu tarafa olmuyor ya. Çok enteresan bir şekilde olmamaya da devam ediyor bu arada. Yani garip. Ama şu tekli ev şeyinden, konseptinden vazgeçmeyi düşünmüyorum. Yani şu şekilde olmasından iki kareye, beş, ya iki genişlik, beş uzunluğu devam etmek istiyorum açıkçası. Abicim şuradan devam edebiliriz. En azından şu low, en azından dediğim gibi şu düşük ev şeylerinden, ihtiyacından bir nebze de olsun kurtulabilirsek çok güzel olacak. Benim inanılmaz hoşuma gidecek de. Bunu belki daha hızlı yapmanın bir yolu da vardır. Eğer biliyorsanız bunu da lütfen bana belirtin. Böyle amelelik yapmak istemiyorum. Çünkü dediğim gibi uzun sürecek. Evet, bayağı bir azaltmayı başardık diyeyim. Karşılıklı olsun abi. Siz de karşılıklı olun. En azından derli toplu düzenli gözükür diye düşünüyorum. Evet, şimdilik diğer ihtiyaca geçebiliriz. Medium'a geçebiliriz. Medium'dan kastı şu muydu? Çünkü her girdiğimde unutuyorum. Geri zekalı olduğum için. Şuradan devam etsek nasıl olur abi? Bunları tek kare yapmışız biz. Uzunluğu ne kadar? 3. Şu muydu, şu muydu? Şu muydu, şu muydu, şu muydu, şu muydu, şu muydu, şu muydu? Deneriz abi. İnşallah budur çünkü hepsini yapıyorum şu an. İnşa olsun bakalım. Ofis ihtiyacımız var. Dediğim gibi commercial zone ihtiyacına çok fazla takılmayacağım şimdilik. En azından şu problemleri aşana kadar. Kaza mı olmuş kardeşim orada? Yo. Nüfus artışı biraz daha yavaşladı. Çünkü evleri yaparken sıkıntı çekiyorum. Düzen konusunda çok takıntılı o değilim aslında ama güzel gözükmesini istedim açıkçası. İyi mi yaptım, kötü mü yaptım bilmiyorum ama. Ya bak mesela şu alanları şey alanı olarak kullanabiliriz. Commercial zone olarak kullanabiliriz. O karelerin sıkıntı yarattığı yerde sürekli ev ihtiyacı var. Sürekli. Buna bir çözüm bulmamız lazım. Buna bir sonraki bölümde bir çözüm bulabiliriz. Güzel. Tamam. Doğru yapmışız arkadaşlar. Şimdilik herhangi bir sıkıntımız yok gibi duruyor. Yapıştır abi. Şuraları da şu şekilde yaptıktan sonra ev yapmaya muhtemelen şakır şakır devam edeceğiz. Çünkü ev ihtiyacı bitmiyor. Birkaç bölüm muhtemelen böyle devam edecek arkadaşlar. Ev muhabbetine. Ondan sonra şeye geçeriz. Ivıra zıvıra güzel binalara falan geçeriz. Şimdi ben bunu buraya koyacağım. Bu tarafa dönük olacak. Anladın mı? Bak tecrübe. Tecrübe. O yüzden bir tane boşluk bırakarak yapacağım ben bunu. Şunu bir sil abi şuradan. Şöyle 3-3 yaparsak. Mesela niye olmuyor şu an? Bak buraya oluyor. Bunu anlamadım. Burada bir sıkıntı var. Ara kesildiği zaman ev olmuyor abi. İnşaat yapmıyor. Bak burada da yapmıyor. Sadece orta kısmı yapıyor gibi geliyor bana sanki. Bilmiyorum. Yapsın. Yapsın. Yapacak bir şey yok. Orada bir sıkıntı var gibi geldi bana. Neden öyle bir sıkıntı yaşadığımı inanın hiçbir şekilde anlamadım ama. Servislerimizin durumları ne? Mesela su durumumuz ne? Elektrik durumumuz ne? Bunlardan biraz kısarsak sanki. Bir de şu vergilendirmeyi biraz arttırmak istiyorum ben ya. Çok mutlu olmaları zoruma gidiyor lavukların. Böyle %14'ü çıkartalım. Nedir abi şimdi sizin sıkıntınız? Şöyle baksak. Tamam yüksek vergilerden 2 gidiyor da çok da mühim değil yani. Aşırı derecede mutsuz olmadıkları sürece bir sıkıntı problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Bak burası böyle oldu. Orası niye öyle oldu? Şunları sileceğiz mecbur. Şuraya da olmuyor. Şöyle yapsak abi. Şu şekilde yapsak olur mu? Oluyor. Biz de bu şekilde kullanırız o zaman bu alanı. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi o kadar düzene yaparsak, düzenli yapmaya çalışırsak işin ucundan çıkamayız. Bir hissiyatı var içimde. Şu ortaya da commercial zone ya da bir tane park saplarız. Güzel olur. Hoş olur. En azından o alanda o şekilde kullanmış oluruz. Şimdi buraya da yapacağım da. Burada da muhtemelen aynı sıkıntı yok. İyi. Olmadı. Olmaması gayet hoş. Hoştur. Bunlar biraz yamuk duracak ama çok da umurumda değil şu aşamada. Evet dediğim gibi şu orta alanın commercial zone hesabı kullanabiliriz. Hala low ev ihtiyacı var. Bu ev ihtiyacını artık şöyle bir şey yapacağım. Umarım buralara bu evleri yapabiliyoruzdur. Yapamıyorsak sağlam patladık. Yani oldu gibi. Şuralarda hemen şu zımbırtıları koyduktan sonra şöyle yapılıyor mu? Yapılıyor da mevzu o değil. Şöyle yanlış yaptık. Sil abi. Şöyle 2'ye 5 yaparsak gayet kıyak olacaktır diye düşünüyorum. Karşılıklı şuraya da yapacağım. Aşağı bir yol çekeriz. Aşağı yol çektikten sonra oraya da yaparız. Bu ev ihtiyacı gitmeyecek herhalde. Bu kadar yoğun bir şekilde ev ihtiyacı bilemiyorum. Cities Skylines'ta bu kadar yoğun bir şekilde ihtiyaç var mıydı? Yani ihtiyaç oyun istiyor muydu sizden? Hatırlamıyorum. Askere gitmeden önce oynamıştım en son. O yüzden askerde Cities Skylines'ın bu ev ihtiyacını düşünmedim yani. Hatırlamıyorum. Eski videolarıma da bakmadığım için biraz saçmaladım burada. Buraya atarım muhtemelen. Şu evleri de şöyle yaptık mı? Baksana abi hiç azalmıyor bile ya. Yani gram
oynama oynama yok. Yapıyorum artıyor. Yapıyorum artıyor. Çok garip. Çok bu kadar yoğun bir şekilde istiyor olması da çok enteresan ya bu arada. Aşırı yoğun istiyor. Şu yolu en azından yolları düz yapalım. Şöyle yaparsak hatta şöyle yapalım ya. Şöyle yapmaya devam edelim. Bir yol atlayarak yaparsak buraların hepsini dolduralım. Buraya belki keser atarım. Çok emin değilim. Kesip at, yani atmakla alakalı herhangi bir fikrim yok şu an. Şu yolları da bağlayalım. Daha sonra zaten trafikle çok yoğun bir şekilde uğraşacağız. Şuradan başlayalım. Ama burası 4 oldu. Yani yapacağınız işe sokayım gerçekten ya. Ben mi saçmalıyorum acaba? Ev olmuyor buralara. Neden olmuyor? Neden olmuyor abi? Neden ev yapamıyorum ben oralara? Araştıracağım. Araziyle mi alakalı, yaptığım yollar mı yamuk acaba? Alta da yapmıyor herhalde. Ay sokarım baş... Ya dört kare yapalım biz de arkadaşlar. Ne olacak sanki? Öyle değil mi? Başlat oyunu. Şu ev ihtiyacını bir an önce gidermek istiyorum ama gideremiyorum. Ne kadar çok yoğun bir şekilde gelmek istiyorlar. Niye bu kadar yoğun oluyor? İnanın hiçbir fikrim yok. Şöyle bir şey yapsak. Şuraları ben silsem. Buralar zaten kullanılmayacak gibi zaten. Açık yeşil kaldı. Tamam. Bir de karşısına yapsam. Zıttına şöyle. Göt kötü olsalar. Olur bence. Alanı da daha verimli kullanmış oluruz gibi geliyor bana. Tamam. Bakarız. Bakacağız. Hepsine bakacağız. Şu amına kodumuş şeyinden bir an önce kurtulabilirsek. Şu ev ihtiyacından. Daha ne kadar çok ev yapmam gerekiyor. Hiçbir fikrim yok ama. Yamyam gibiler ya. Yamyam gibiler. Gerçekten yamyam gibiler. Şu evler bir olsun. Hala burada bu lavuk kalmaya devam ediyor. Onu çok fazla siklemeyip aslında daha dekora mekora mı etsek? Hani parktır ıvırdır zıvırdır falan. Şu kısım ne durumda? Şu otoparklar ne durumda? Ben bunların şeylerini yükselttim bu arada. 10'du 20 yaptım. Yani kurtaracağız, kurtaracağız. Ekonomiyi kurtaracağız. Ya şu tarafa da mesela şey yapmayı düşünüyorum. Şu büyük binalardan da ihtiyaç yok. İhtiyaç olsa yapacağım. Mesela sanayi alanı ihtiyacımız da var. Yani bu ihtiyaçlar ne zaman bitecek? Bitecek mi? Bu kadar yoğun bir şekilde ihtiyaç olması biraz ürkütücü. Gerçekten ürkütüyor yani. Alanı da kullansın. Bak şuralar kalıyor. Buraların kalmasındaki sebebi anlamıyorum. Ya benim yaptığım bir mallık yüzünden oluyor ya da oyunda herhalde bir sıkıntı var. Muhtemelen bir çözümü falan vardır da ben bakarım onu internetten çözeriz onu daha sonra. Baksana şu ihtiyacı ya. Abi bu çok ya bu normal değil bence ya. Normal yani bu vergiyi benim %100'e falan mı çıkarmam lazım insan gelmemesi için? Yok abi normal değil bu ya. Bu kadar fazla istemesi, bu kadar fazla talebin olması normal değil. Çok uğraştıracak bizi o şekilde yapmaya devam edersek. Çok da fazla öğrencimiz yok. Burası biraz fazla 500 kişi. Lisede çok fazla bir öğrenci yok. Mesela şu alan boş kalmış. Bu alanı nasıl değerlendirebiliriz? Tabii ki de ev koyarak değerlendirmemiz lazım. Bu arada kesinlikle ev koymamız lazım. 3, 4, 5. İnşallah oluyordur. Güzel oluyor. Alanı da hemen doldurduktan sonra lanet olası ihtiyaçtan kurtulmak istiyorum ya. Tamam, bakacağız. Hepsine bakacağız gülüm. Hepsine bakacağız. Olayı çözdükten sonra hepsine bakacağım. Rahat olun. Yok yapıyorum yapıyorum yine artıyor. Yapıyorum yapıyorum yine artıyor. Anasınız olmuyor. Hayır olmuyor. Bu ne abi? Ne işe yarıyormuş bu bina? Perfect part is the pop star living here lose. Ha. Star, müzisyen, starın kaldığı ev tarzı bir şey. Yine yani düzeni biraz daha bozmuş olmamıza rağmen çok da kötü durumda değiliz gibi sanki. O abi ihtiyaçlar durmuyor ya. Vurmuyor. Sanayi alanı ayrı istiyor. Medium evleri ayrı istiyor. Low evleri ayrı istiyor. Anasının örekesi yani yeter de. Yeter de yeter. Şu alanı mesela şey için kullanacaktım ben. Bu yolun yamukluğuyla mı alakalı ya bu durum? Yolu mu yamuk çekmişim abi? Ya da şu şeyle mi alakalı acaba? Mesela buradan çeksek aynı problemi yaşayacak mıyız? Şöyle yapsak. Yok yine yaşıyorsun ki. Hani çok da yamuk değil gibi sanki ya. Ha? Şurada bir olay var. Olay ne abi? Bir dakika gel bakayım sen buraya. Evet. Nasıl yollar yaptıysak labirent gibi yapmışız. Bak bak nasıl dolanıyor her yerde. Gidene kadar öldü zaten içinde kim varsa. Neyse. İçim bunaldı. İçim sıkıldı şu ihtiyaçtan. Gerçekten ihtiyaçtan bunaldım. Aşırı derecede bunaldım. Basacağım geçeceğim en sonunda. Yani toplu bir şekilde basacağım geçeceğim o olacak. Hani yüksek binalı yerleri mi acaba şey yapsak? Düzenli yapmaya çalışsak? Bilemedim. Yani çünkü gerçekten bitmiyor. Bitiremezsin yani bitiremiyorum bunu böyle tek 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 uğraşmakla.
bitmiyor ve bu benim canımı sıkmaya başladı. Yoğun bir şekilde canımı sıkmaya başladı. Şu olay zaten komple sinir bozucu bir şey. Yani şu arasındaki boşluk var ya, acayip sinir bozucu. Ben herhalde seçeceğim ya, seçeceğim, komple seçeceğim. Yani dedim çünkü ben bu böyle düzene geçtikten sonra bu 5 bölüm falan gider dedim de 5 bölümden de kısa sürecek gibi. Şu bir bölüm falan sürecek. Yolu da anasının örekesi gibi çekmişiz. Hani şu alanı ayıracağım bu arada. En azından yüksek katlı binaların daha düzenli olmasını sağlayabiliriz deyip bu şekilde kurtarabilirim belki. Evet abi. Seni şöyle bağladık. Tamam mı kardeşim? Şöyle de bir yol çektim sana. Müthiş düzlükte bir yol. Şöyle de bir yol daha çektim. Şu yolu bir daha yapacağım. Çok yoğun bir şekilde küfür etmek istiyorum. Şu an acayip derecede tutuyorum kendimi. Ben buranın anasını ağlatırım şimdi. Neredesin abi sen? Hadi şimdi bir daha bir ihtiyaç şey yap da göreyim seni. Düzeninde anasını ağlattık bu arada. Paramparça ettik düzeni de. Yapacak bir şey yok. Bunun çözümü bu anladığım kadarıyla. Böyle tek 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 uğraş yok abi, olacak gibi değil. Başka şehirler, başka bölümler için yapabiliriz yani. Aynı seri içerisinde hani şuraya bir şehir kurarız. Orayı böyle çok düzenli falan yapabiliriz. 33 tane alan alabiliyoruz. Güzel. Belki bir sonraki bölümde bu mevzuyu değerlendirebiliriz. Tamam abi, neye ihtiyacın var senin? Şimdi şuna mı ihtiyacım var? Şu muydu? Biz bunu kaça kaç yapmışız moruk? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4'e 4 mü? 4'e 4 sanırım. Yap abi. Ona ihtiyacım yok mu benim? Bak 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 bak. Lavuk yine kafayı çıkardı. Bak 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 bak. Görüyorsun değil mi? Yine çıkardı kafayı. İt oğlu it. Şuralar yine olmuyor. Niye olmadığına dair en ufak bir fikrim yok. Eğer biliyorsanız lütfen bunu bana söyleyin. Birader, orada şöyle bir sıkıntım var. Şöyle şöyle yapmam lazım diye. Bunu bana söyleyin. Ne senin? Tamam. Hi. Tamam, yapıyorum zaten. Medium. Mixed. Yani bu olması gerekiyor. Öyle değil mi? Ben mi yanlış yapıyorum bunu? Şöyle bir şey falan mı yapmam lazım? Yine çok da ama yol çok yamuk oldu. Anasını satayım ya. Yol acayip yamuk oldu. Bak şak diye kafayı çıkardı yine. Ben biliyorum senin çözümünü. Ben senin çözümünü biliyorum. En sonunda bunu yaptıracaklardı bana. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Evet. Yoğun bir şekilde stresli geçen bir bölüm. Tam olarak ne yapmaya, ne yapacağıma karar veremediğim bir seri bu. Bir çok düzenli olmasını istiyorum. Bir çok düzenin çok fazla zaman harcama olacağı aklıma geliyor. Sonra vazgeçiyorum falan filan. Orta yolu bulacağız gibi. Umarım orta yolu bulabiliriz. Bu bölümü ben burada bitireyim arkadaşlar. Biraz sakinleşmem lazım. Biraz sakinleştikten sonra diğer bölümü de çekerim. Umarım izlerken keyif alıyorsunuzdur. Ben bu bölümü çekerken keyif almadım. Onu söylemem lazım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.